Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. iPhone 16 serisi bugün satışa çıktı ve biz de büyük bir heyecanla hemen kendimize bir iPhone 16 Pro Max ayarladık. Şu anda İstanbul'da Onedio'nun stüdyosundayız. Telefonu buradan ayarlayınca hiç İzmir'e gidip vakit kaybetmeden kutu açılışını burada yapmak istedik. Sizlerle birlikte heyecanımızı paylaşmak istedik. İsterseniz edebiyat parçalamadan direkt kutu açılışına geçelim. Öncelikle aldığımız modelden size bahsedeyim. Biz 16 Pro Max'in beyaz titanyum versiyonunu aldık dostlar. Ama burada kişisel bir tercih yok, tamamen bulabildiğimiz renk buydu ve bunu aldık. 15 Pro Max ile arasında gerek tasarım, gerekse özellikler arasında tabii ki çok fazla fark var. Apple Intelligence performansında da farklar var gün sonunda ama onlara incelemede gireceğiz. Ben bu videoda sadece bir kutu açılışı yapacağım, ilk izlenimlerimi sunacağım, bir de birkaç özelliğine bakacağım. Özellikle kamera denetim tuşunu çok merak ediyorum. Ona bakacağım. İsterseniz hemen kutuyu açalım. Şimdi sessizce şöyle sizin de duyabileceğiniz şekilde şöyle şuradan başlayalım. Abi beyaz tonu çok güzelmiş be. Hani mat bir beyaz tonu. Yan çerçevelerde gördüğünüz gibi titanyum. Hatta birazdan yanına 15 Pro Max'i de koyacağım. 15 Pro Max biraz daha mat kalıyor bence bunun yanında. Bu da mat ama 15 Pro Max'e göre bence daha belirgin. Elim ayağım titriyor heyecandan. Sesim de titriyor. Ben bu beyaz tonunu 13 Pro Max'teki beyaz tonuna benzettim bu arada. Onu da çok beğeniyordum. Bu da çok güzel olmuş. Hemen size şöyle kamera denetim tuşunu da göstereyim. Ve hatta gösterirken şu detayı da vereyim. Şu an tepe açıda ne kadar iyi görünüyor emin değilim. Ama bu da tıpkı 15 Pro Max gibi bayağı parmak izi bırakan bir tasarım dostlar. Yani bu titanyum versiyonda da parmak izine yönelik bir engelleme yok. Gayet parmak izi kalıyor cihazın üzerinde. Kamera denetim tuşu burada yer alıyor. Kamera denetim tuşuyla ilgili şöyle bir eleştiri gördüm. Birazdan cihazı açtıktan sonra onu da bakarız birlikte. Şöyle tuttuğumuzda kamera denetim tuşunu yanlışlıkla basmak ya da ona basmak için şöyle parmağımızı koyduğumuzda mikrofonu kapatmak gibi eleştiriler duydum. Şimdi telefonu açtıktan sonra bir de onlara bakalım. Şöyle bir telefonu açalım hızlıca. Ekran geldiğinde ilk fark ettiğim şey ekran çerçeve oranının yükselmesi. Hem ekran büyüdü, 6.7'den 6.9'a çıktı. Hem de çerçeve oranı düşmüş gibi geldi bana. Hemen şöyle bir hızlıca kuralım. İngilizce kuruyorum bu arada. Bu da Apple Intelligence'ı deneyimlemek için. Hatta bölgeyi de Amerika yapacağım. Kurulum devam ediyorken ben size hemen kutu içeriğini de göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten gayet basit bir kutusu var. İçinden sadece sim tepsisini çıkarma aparatı, sim tepsi aparatı ve örgü şarj kablosu çıkıyor. Artık yeni iPhone kutusundan çıkartma da çıkmıyor. Bunu aslında uzun yıllardır yapıyorlardı. Artık yani insanlar çıkartma talep etmese, kullanılmasa bile bir çıkarma koyuyorlardı kutuya. Artık onu da koymuyorlar. Burada da aslında Apple'ın bir alışkanlığı daha bıraktığını söyleyebiliriz. Birincisi şuradaki switch alışkanlığı, yani bütün iPhone'lara sessiz alma switch'ini geçen sene iPhone 15 Pro'larla birlikte bozmuşlardı. Artık sessiz alma switch'ini tamamen ortadan kaldırdılar ve bütün iPhone'larda eylem tuşunu görüyoruz. Ve ekranımız geldi. Şimdi böyle hızlı hızlı geldik kamera kontrol kısmına kadar. Burada kamera kontrol kısmında nasıl kullanacağımızı gösteriyor ama zaten lansmanda bunu çok basit bir şekilde açıklamışlardı. Üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kurulumdan sonra deneyeceğiz zaten. Ve kurulum şu an tamamlandı. Şöyle kaydıralım direkt. Ana ekranımız geldi. Şu anda iPhone 16 Pro Max'i en ham haliyle görüyoruz dostlar. Yani ilk izlenimim tasarım itibariyle geçmişteki serilere nazaran yani 15 Pro Max'ten bile daha ince bir çerçevesinin olduğu. Ayrıca tabii ki yani şu ana kadar gördüğümüz en çok tuş barındıran iPhone olduğu için deneyim anlamında farklı bir şey sunacağından eminim. Ama öncesinde size şöyle bir 15 Pro Max ile 16 Pro Max'i yan yana koyarak göstermek istiyorum arasındaki farkı. Hemen şuradan 15 Pro Max'imi çıkarayım. Yani şöyle ikisini yan yana tuttuğumda aslında ekran çerçeve oranı farkını net olarak görüyoruz. Yani iPhone'un ekranı hem büyümüş hem de çerçeveleri azaltılmış. Bence tasarım anlamında daha iyi bir deneyim sunacağı kesin. Şöyle yan tarafına baktığımda kamera çerçevesinin daha belirgin olduğunu hissettim. Onu da hemen bir gösterelim şöyle. Yani ne kadar görünüyor şu anda bilmiyorum ama belki de plasebodur emin değilim ama sanki kamera çıkıntısı da daha artmış gibi geliyor. Hemen şöyle bir masaya koyayım. Ne kadar sallanıyor? Evet bayağı sallanıyor. 16'da bu sallanma durumunun daha çok olduğu söyleniyor bu arada. Ama kullanıcılar için bir sorun mu? Bence değil açıkçası. Alışılıyor. Zaten kılıfla kullanıldığı için günlük hayatta çok hissedilmiyor bu. Ama hazır yeni açmışken ona da bir bakmak istedim. Şimdi isterseniz hemen bir kamera denetim tuşuna bakalım. Şu anda kamerayı açtım. Aa, direkt şöyle göstereyim size dostlar. Şöyle direkt elimi götürdüğüm anda çok ufak, yani deklanşöre yarım basmak gibi düşünün. Şöyle bir ufak bastırdığımda direkt zoom in ve zoom out yapabiliyorum. Kullanımı çok basit ama deneyim anlamında bazıları için alışması zaman alabilir ya da bazıları gerçekten bu tuşu sevmeyebilir. Neden derseniz karşı
tuşu kameraya doğru göstereyim. Eleştiriler bence burada haklı. Bu tuşu kullanmak için en azından Pro Max model için, Pro'da belki daha kolaydır. Ama mesela eli büyük biri olarak bile şöyle parmağımı götürürken pek rahat etmedim açıkçası ilk intiba olarak. Yani biraz böyle kameranın önünü kapatmam gerekiyor rahat bir şekilde tuşu kullanabilmem için. Pro modelde böyle değildir ama onun ekranı daha ufak olduğu için daha kolaydır eminim. Bir de şöyle bir durum var. Mesela diyelim işte şu tarzda bir video çekiyoruz. Hakikaten mikrofonu kapatıyoruz elimizle. Cihazda 4 tane mikrofon olduğu için eminim bir şekilde telafi ediliyordur. Ama bence deneyim olarak bunu da söylemekte fayda var. Bu arada kamera kontrol tuşunu zoom olarak veya farklı özellik atayarak kullanmak istemiyorsunuz diyelim. Sevmediniz ya da başka bir özellik için kullanmak istiyorsunuz. Onu da ayarlar kısmından yapabiliyoruz dostlar. Direkt ayarlara girdiğimizde kamera bölümünden kamera kontrole gelip buradan istersek kamera kontrol tuşunu kod tarayıcı veya istersek hiçbir özelliği kullanmayacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu tamamen bizim nasıl istediğimize, zevkimize kalmış. Kamera kontrol tuşunu incelemede çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Diğer başka özelliklerine de bakacağız. Hazır şöyle telefonu artık kurmuşken size de ilk ön kamera deneyimimi de göstereyim. Şöyle bir selfie'mi çekeyim. Kameranın daha detaylı incelemesini zaten gelecek haftalarda yapıyor olacağız. Hatta selfie'mizi çekildikten sonra bir ön kamerayla video testi de yapalım. Şu an gerçi stüdyodayız. Buranın ışıklandırması mükemmel. O yüzden şu anda aslında iyi bir performans göreceksiniz. Ama telefonu elimize almışken bunu da deneyelim istedik. Yani düşük ışık performansı veya işte daha keskin, daha kontrastı yüksek ışıklı ortamlardaki performansı nasıl onu incelemede göreceğiz birlikte. Aynı şekilde şu an mikrofon performansını da görüyoruz. 16 Pro Max'in görüntü olarak evet ışıklandırma anlamında iyi bir ortam ama ses anlamında fark etmişsinizdir. Çok ekolu, çok yankılanan bir ortamdayım. Mikrofon performansını anlamak için iyi bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Siz de fikirlerinizden yorumlarda bahsederseniz sevinirim dostlar. Aslında Apple Intelligence'ı denemek istiyorum ama şu an onun için Apple Developer hesabına giriş yapıp sonra waitlist'e katılmam gerekiyor. 15 Pro Max'te yapmıştım. 16 Pro Max otomatik olarak gelir diye düşünmüştüm ama maalesef onu manuel olarak ayrıca yapmam gerekiyormuş. Ben daha fazla vakit kaybetmeden size hemen bu kutu açılışı deneyimini sunmak istiyorum dostlar. İncelemede Apple Intelligence özelliklerine de daha detaylı bir şekilde bakacağız diyelim. iPhone 16 Pro Max ilk izlenim itibariyle bence beyaz tonu çok yakışmış. Başta dediğim gibi hem arka yüzeyin mat oluşu hem yan çerçevelerin böyle gümüş renginde, gümüş tonunda oluşu çok hoşuma gitti. Parmak izi problemi devam ediyor ama titanyumda şu anda parmak izi bırakmayan bir yüzeye henüz denk gelmedik. Onu da söylemem lazım. Yani bu sadece iPhone 16 Pro Max'in değil, titanyum malzemeyle üretilen bütün telefonların ortak derdi. Yani sadece 16 Pro Max'te ya da 15 Pro Max'te böyle diye de düşünmemek lazım. Titanyum malzeme kullanılan bütün telefonlarda bu parmak izi sorununu görüyoruz. Ekranın boyutunun 6.7'den 6.9 inçe çıkışı ekran çerçeve oranının düşüşü sayesinde bence rahatsız hissettirmiyor. Yani böyle telefon aşırı büyük. Pro Max zaten yapı itibariyle büyük. Yani satın almak isteyenler de bence ona göre ve batarya ihtiyacına göre karar versinler ama 15 Pro Max'e göre çok da büyük hissettirmedi bana. Yani 15 Pro Max formunda bir telefona alışkınsanız 16 Pro Max'le de bence gayet rahat edersiniz. Yani bununla birlikte aslında 7 inç yani eskiden tablet boyutu diyebileceğimiz boyutlarda telefonlar da kullanmaya başlıyoruz. Bu da garip bir deneyim bence. Bu konu hakkında görüşlerinizi de çok merak ediyorum. iPhone 16 Pro Max'in bize getirdiği bambaşka özellikler de var. İşte zaten kamera tarafını, Apple Intelligence tarafını söyledik ama aslında yepyeni bir işlemci bunun oyun tarafında getirdiği bambaşka yenilikler var. Geçen yılla başlayan 3 nanometrelik işlemci ve Ray Tracing ile birlikte gelen ama 16 Pro Max'te de geliştirilen oyun özellikleri var. Veya yine yapay zekanın bize getirdiği günlük hayat deneyimi bambaşka noktaya getirecek yeni özellikler var. Onlardan da incelemede bahsedeceğiz. Bu videoda iPhone 16 Pro Max'in kutu açılışını yaptık. Ben tasarım itibariyle çok beğendim. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum dostlar. iPhone 16 Pro Max'in inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.